Zaman zaman trafikte yarış yapıyor, kimi de sessiz sedasız ilerliyor. Onlar Antalya'da arabalarını modifiye eden gençler ve son günlerde Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle cezalarda arttırma gidilmesi ve kriterlerin değişmesi nedeniyle para cezası yemek zorunda kalıyorlar. Dün Kepezer'den Beyazıt Kültür Merkezi'nin arkasında bir araya gelen onlarca modifiye tutkunu genç trafikte yedikleri cezalara sitem etti. Özellikle gençlerin isteklerinden en dikkat çekeni ise Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün geçtiğimiz yıl Eylül ayında gençlerle birlikte slalom yarışında verdiği hem otomobil hem de motor sporları için bir pist yapacağı sözü. Her aracın belli bir bar gücü vardır. Her aracın belli bir ses gücü vardır. Tamam mı? Siz bunun boyutunu aşarsanız, siz bunu herkesin içinde yaparsanız, siz bunu piknik alanında yaparsanız, siz bunu caddenin ortasında yaparsanız bu rahatsız edici olur. Ama bizim belediye başkanlarından istediğimiz şudur. Bakın Ankara yapıldı. Melik Gökçek yaptı. Bizim burada da belediye başkanlarından istediğimiz şu. Her zaman da istendi. Kardeşim bir pist. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde verildi. Ne zaman verildi? Slalom yarışlarında verildi bize. Eğer bu sözü tutulmayacaksa bu gençleri de kimse durduramaz. Caddenin ortasında, sanayinin ortasında araba çevirmeye biz de karşıyız. Ama soracak olursanız bu adamların yeri yok kardeşim. Orayı kendilerine mekan belirliyorlar. Zaten arabasında gerçekten modifiye ve motorunda güçlü olan kişiler varsa yarış pistinde kendini gösterir, çekilir kenara. Pist yapılsa bu gibi şeylerin çoğu ortadan kaldırılır. Nasıl kaldırılır? Bizim gencimiz atarlı bir genç. Artık her yerde kendini belli etme çabasında. Şimdi bir piste gider, kafası eser biriyle yarış yapar. Her türlü şeyi yapar. Şu anda trafik içine baksanız gençlerin %90'ı yarış yapıyor trafik içinde. Evet. Türkiye'ye bu modifiye aksesuarlarının girişleri, spoilerdir, jantır falan vesaire her şeylerin girişi serbest. Bu dükkanları açmaya da devlet izin veriyor. Ama tek şey bu Türk polisi buna karşı. Madem buna karşı girişini engelleyin, Türkiye dükkanlarını kapatın. Gençler daha sonra trafik cezalarını ve pist istediklerini hatırlatmak için kornalı çalarak şehir içerisinde konvoy yaptı.